2-3 tane bitkili akvaryum kurulumu olacak. Beraber seyredeceğiz. Oğlum, nereye gidiyorsun sen? Sen nereye gidiyorsun ya? Balıkları beraber alıştırsaydık. Merhaba canlar. Videoya hemen Cafer'le beraber girmek istedim. Çünkü Cafer yeni arkadaşlarımızı merak etti. Kim gelmiş oğluşum? Arkadaşlar geldi değil mi? Evet arkadaşlar, değerli kardeşim akvarist Ömer. Ömer Baykal'dan hediyeler aldık. Sağ olsun bunları hediye etti. Güzel lepistesler. Erkek dişi karışık. Şimdi damıtma işlemine başlayacağım. Suyu alıştırdıktan sonra yavrularımızı sırasıyla şimdilik bu akvaryuma koyacağız. Yeni projeler var. Bu bitkili akvaryumumuzu büyüteceğiz. Başka bir akvaryuma bitkiler eklenecek. 2-3 tane bitkili akvaryum kurulumu olacak. Beraber seyredeceğiz. Oğlum, nereye gidiyorsun sen? Sen nereye gidiyorsun ya? Balıkları beraber alıştırsaydık. Ben bunları alıştırdıktan sonra devam edeceğim. Damıtma işlemi devam ediyor. Lepisteslerimizi alıştırıyoruz. Bu arada dilim hani karideslerimiz de var. Karidesler geldi yine. Ömer hocamdan aldığım birçok bitki, karides, balık. Yani aldığım derken aslında hediye etti. Bir kuruş para almadı zaten. O da benim gibi hobici. Biz de hediye ediyoruz. Sevdiğimiz kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Ha bu arada yenilikler diyordum. Akvaryumlar olacak bitkili. Onları da bir göstereyim size. Burada bitki az kaldı. Çoğunu taşlarla ağırlık yaparak geçici olarak akvaryumlara koydum. Burada hala hazırlayacaklarım var. Görüyorsunuz kökleri falan mevcut durumda. Ömer hocam sağ olsun bayağı bitki verdi bana. Bunları da hazırlayacağım taşlarla. Şu an böyle. Ama tabii ki kum aldım. 50-55 kilo bir kum aldım. Bitki kumu. Şöyle bir düzenek yaptım. En azından bitkiler canlı kalsın diye. Ağırlıklar aldım. Görüyorsunuz böyle taşlar. Bu şekilde bir akvaryum. Şöyle genelden bir görüntü alayım. Bunu tabii düşünsenize toprak falan kurulumunu yapacağım. Tabii bunların hepsini sizinle paylaşacağım. Diğer tarafta da yine buraya da bitkileri yaydım. Geçici olarak kumları falan kurulumunu yaptıktan sonra güzel bir akvaryum, bitkili akvaryum daha doğrusu olacak 2-3 tane. Burayı komple yine bitkili akvaryum yapacağım. Karidesler, lepistesleri de belki buraya alırım. Onların da çekimini yapacağız, videolarını. Tabii hazırlık yapmam gerekiyor. Öbür akvaryumu komple dağıtacağım. Ne arıyorum biliyor musunuz? Mavi melek karides arıyorum. Buyurun size mavi melek karideslerimiz. Bu şekilde şöyle geziyor muyuz? Bakıyorum onların arasında var, mutlaka var. Sağda solda her yerde gizleniyorlar. Vallahi güzel olacak arkadaşlar. Ben de inanın sabırsızlıkla bekliyorum. Burada 3 tane anubias var. Bu bitkilerin hepsini güzelce dikeceğim. Bakalım öbür balıklar ne durumda? Balıklarımızı alıştırdık. Şimdi sırasıyla akvaryuma koyalım. Hep beraber seyredelim ama yakından çekip çekmeyeceğimi şu an karar veremedim. Hele bir başlayalım. Haydi bismillah.
kulakları koyduk. Çok sesli konuşamıyorum. Şu anda saat sabaha karşı 4 sularında. O yüzden mazur görün. Az önce gördüğünüz gibi tek tek balıkları koyduk. Biraz popülasyon fazla oldu. Malum yavrular da var. Ama videonun başında da söylediğim gibi diğer akvaryumlardan 3 tanesini bitkili akvaryuma çevireceğim. Ve buradaki balıkları da o büyük tanka aktaracağım. Bu sayede bu popülasyon sorununu çözmüş olacağız. Bu tankı da artık yeni bir şeyler yapmayı planlıyorum. Güzel sürprizlerimiz her zamanki gibi olacak. Projelerimiz var. Zaten o 3 tane akvaryumu tek başına kurmak bile ayrı bir proje. Bir artık teraryum, vivaryum, paladaryum böyle bir karışım yapacağız inşallah Ömer hocamla. Şöyle balıkları ufaktan bir gezdireyim. Yeni kanlar geldi. Çok kaliteli balıkları var Ömer'in. Desenleri mükemmel. Bana zamanda böyle biraz serzenişte bulunan arkadaşlar oldu. Ya abi niye kan kırdın falan, niye karma tank yaptın diye. Ama ben her zaman söylüyorum. Farklı tür balıkların doğumlarından sonra çıkan yeni variyeteler mükemmel oluyor. Yani mesela bu akvaryumda hiç olmayan bir tür vardı. Doğdu daha doğrusu. Ben şok oldum. Yani muazzam bir desen var hayvanda. Ya mesela o birazdan bulabilirsem inşallah. Çünkü bayağı bir kalabalık oldu. Şu görmüş olduğunuz bende olmayan bir balık türüydü. Ama işte şu karma tankta çiftleşme sonucu böyle bir güzellik çıktı. Hiç beklemiyordum. Yani olumsuz olarak bakmayın. Sonuçta ben üretim yapmayacağım. Maşallah şu güzelliğe bakar mısınız? Bu arada bazılarının kuyruklarında böyle yırtılmalar var. Bu ne diye soracak olursanız Ömer hocamın bu beslemiş olduğu tankta beta balığı biraz hırpalamış bazılarını. Ama çok sorun değil. Genç oldukları için toparlarlar. Yani ilerleyen vakitlerde mutlaka o kuyruk uzayarak düzelecek. Gayet normal. Ama saldırıya uğramamış balıkların kuyrukları gayet güzel durumda. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Halimize hayırlı olsun. Şöyle güzel bir maşallah alırım hepinizden. Karides popülasyonunu da inşallah arttıracağız. Şimdi şunu gördüm. Bakar mısınız şu güzelliklere? Bir de benim mavi kuyruk takıntım var. Sağ olsun Ömer hocam kırmadı beni. Onu bir bulursam buldum. Bakar mısınız? Bak kaçtı yine arkalara şu. Kuyrukların güzelliğine bakar mısınız? Onun deseni mükemmel. Mavi. Neyse çok uzatmayayım videoyu. Şimdi karidesleri ayarlayayım. Karidesleri de şimdi alacağım. Onları da yavaş yavaş akvaryuma aktaralım. Arada bir tane karışmış yavru var görüyor musunuz? Minicik bir lepistes yavrumuz var. Hadi bakalım onları koyalım şimdi. Suyu da bulandırdık biraz. Hemen saklandılar mı? Evet. 2-3 tane vardı bende şey olarak. Yavru vardı. Daha doğrusu yumurta vardı. Halimize hayırlı olsun. Ya bu saatte biraz kötü bir video oldu. Sessiz sessiz konuşuyorum ama. Maşallah. Aa, bu güzel bak. Bunu yakalayalım. Aa, bu çok güzel. Değişik bir renk. Ömer hocam teşekkür ediyorum tekrardan. Nasıl bir renk bu ya? Evet
Ya gece geceyle konuşacağımı da bulamıyorum. Ailemden esti, annemden esti, sürelemden esti. Bir de çok hayran kaldım balıklara ya. Söyleyecek söz bulamıyorum. Allah nazardan saklasın. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Lütfen yorumlarınızı yazın. Eleştiri olabilir. Her türlü yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlardan da abone olmalarını rica ediyorum. Yeni videolarımızdan, yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak için de bildirimleri aktif hale getirirlerse güzel paylaşımlarımızı ilk önce onlar öğrenirler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Keyifli hobiler diliyorum.